Bir transfer gelişmesi geldi ekrana değerli izleyenler, programımızın başında Fenerbahçe'de Hidemaşa Morita transferi iptal olduğu bilgisi var değerli izleyenler. Santa Clara kulübüyle maddi konularda anlaşılamadığı bilgisi var. Peki detaylar ne? Hemen Ahmet Selim Kul'la bir bağlantı gerçekleştirip kendisine soralım. Selim, söz sende. Ezgi Toprak, teşekkürler. Senin de okuduğun gibi Fenerbahçe'nin orta saha bölgesi için düşündüğü Japon oyuncu Hidemasa Morita transferi iptal oldu. Maddi konularda aslında bu haberin kırmızısını ilk verdiğimizde Fenerbahçe oyuncuyla anlaştı. Ve kulüple de anlaşmayı yakın şeklinde verdiğimizde de bir noktaya dikkat çekmiştik. Fenerbahçe'nin maddi planlamasına uyması halinde Fenerbahçe bazı noktaların üstüne çıkmadı. Bundan dolayı da Santa Clara'nın yeni başkanı, Türk başkanı İsmail Uzun da bu transferden vazgeçti. Çünkü o da başkan olduktan sonra daha güçlü, daha iyi bir kadro kurmak istiyor. Daha iddialı bir kadro kurmak istiyor. Pürüzler yaşanınca da bu defter kapanmış oldu. Dün de Hidemasa Morita için bilet Türkiye'ye geleceğini ifade etmiştik saat 17.25'te bugün. O uçağı dün hatta koltuk numarasına kadar belli oldu ama bugün o bilgi iptal, yani o rezervasyon iptal edildi. Hidemasa Morita Türkiye'ye gelmiyor, bunu ifade edelim. Fenerbahçe orta sahada farklı adaylara yönelecektir. Yine Portekiz basınından bir iddia vardı. Fakat onunla ilgili henüz teyit almadığımız için paylaşmıyoruz. Fenerbahçe'de son günler oldukça hareketli geçecek. Ama Hidemasa Morita transferinin iptal olduğunu ve Santa Clara başkanının takımını daha güçlü tutmak adına bu transferden tamamen vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Peki, Ahmet Selim Kula çok teşekkür edelim. Gündemdeki diğer adaylar için zaten detaylar geldikçe kendisi aktarmayı sürdürecek. Ama bu transfer olmadı. Fenerbahçe taraftarları biraz işte bir hayır vardır diyelim açıkçası. Yani. Niye? Niye heyecanlandılar? Yani şimdi İstanbul'a gelecek denen her transfer adından bağımsız taraftarları heyecanlandırıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'de o zaman böyle bir gerçek var. Rahat etsinler. Elbette ki Pereira çok cesur bir teknik adam, ne yaptığını da biliyor. Şu ana kadar ki takımın gidişatı bunu gösteriyor. Evet. Ufak tefek sorunlar var mı? Var. Yok, Adele sakatlıkları niye arttı diye. Çünkü adam bir sistem oturtmaya çalıştığı için çok ciddi hazırlık maçları yaptı ve yükledi. Ama bu kadar Adele sakatlığı dikkat çekti. Hani bundan 1,5-2 ay önce Pelkaslı, Mesutlu, evet, Gustavo, hatta belki Ozanlı 11'ler yapılırken olaylar nerelere geldi? Kol kırlı mesela yapılırken olaylar nerelere geldi? İstiyorsa vardır bir bildiği. Ben tanımıyorum. Onu hevesle bekleyen Fenerbahçeli taraftarını da tanıdığını sanmıyorum. Demek ki teknik adamlarına bir güven uyandırmış. Ama şunu söyleyeyim, ben dün gerçekten Fenerbahçeli arkadaşlarımla izledim maçı. Fenerbahçeli. Gençti bir kısmı da. Abi Allah aşkına dediler. Bu takımda hani iyi giden şeyler de var. Kötü giden şeyler de var. Ama hani kötü giden şeyleri düzeltmek için bir Japon orta saha eksiği değil yani problem. Peki onların hepsini konuşalım detaylıca isterseniz. Özellikle Pereira ile ilgili bu vardır bir bildiği ifadesine de ayrıca bir değinmek istiyorum ben ama öncesinde isterseniz 3. haftayı geride bıraktık. Süper Lig'de alınan sonuçlara bir bakalım. Milli araya girdik malum. Hangi takım nasıl girdi milli araya? Buna da biraz göz atmış olalım. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edelim. Geldi ekrana alınan sonuçlar. Fraport Antalya Spor 3, Çaykur Rizespor 2, Adana Demirspor 1, İttifak Holding Konya Spor 1, Öznur Kablo Yeni Malatya Spor 2, Gaziantep 0, Medipol Başakşehir 0, Yukatel Kayseri Spor 1, Atakaş Hatay Spor 5, Aytemiz Alanya Spor 0, Beşiktaş 1, Vavakars Fatih Karagümrük 0, Kasımpaşa 2, Galatasaray 2, Demir Grup Sivas Spor 2, Göztepe 2, Altay 0, Fenerbahçe 2 ve Gezete Giresun Spor 0, Trabzonspor 1 bu haftanın sonuçları. Şimdi bu sonuçlar neticesinde 3. hafta itibarıyla 9 puanla Trabzonspor ve Fenerbahçe milli araya zirvede giren, kayıpsız giren takımlar oldu. Murat Özbos'tan size dönmek istiyorum. Şöyle bir genel değerlendirme yapalım isterseniz. Trabzonspor'un yaptığı transferler düşünülecek olursa belki bu tablo çok şaşırtıcı değil ama Fenerbahçe ile ilgili bu kadar sakatlıktan henüz hazır değil cümleleri kurarken 9 puan kıymetli. Beşiktaş ve Galatasaray ise 7'şer puanla yine bu takımları takip eden ekipler oldu. Şöyle bir genel yorumlama yaparsak. Bir kere Fenerbahçe'nin yola çıkış şekli, işte Pereira'nın son anda takım başına getirilmesi ve Sayın Ali Koç'un şampiyonluk hedefleri açısından bakıldığında
çok ince bir çizgide oldukları bir gerçek. Yani bir yandan bu geri dönüşünde ben bu sefer başarılı olacağım sözünü veren ve yarım kalan işimi bitirmeye geldim diyen bir teknik direktör. Diğer tarafta başarısız geçen, yönetiminde başarısız geçen 3 sezonun ardından 4. sezona başlayan bir başkan. Yani bu ilk 3 haftada alınacak 3 galibiyet bu açıdan Fenerbahçe için çok önemliydi. Çünkü yani bir kötü başlangıçlar ya da iyi diyelim ki daha az bir puan toplasaydı milli araya birçok tartışmalarla beraber gidebilirdi. Şimdi bu tartışmaların hepsinin önüne set çekti. Bugün bakıldığı zaman işte yazarlar, çizerler, yorumcular çoğu %90'ı Fenerbahçe'yi özellikle de Parera'nın icraatlarından övgüyle bahsediyorlar. Evet. Şimdi skor iyi olunca, puanlar toplanınca her şey tabii ki olumlu oluyor. Yani Fenerbahçe bir kere bunu başardı. Şu an kafası rahat. Sakatlar için düzelmesi için bir zaman dilimi var. Araya girdi. Dinlenecek, herkes mutlu. Genç isimlere şans verdiler. Genç isimler kritik goller attı. Onlar sosyal medyada ve televizyonda, yazılı basında gündeme geldiler. Yani şu profilden baktığımızda Fenerbahçe'de her şey şu an harika diyebiliriz. Evet, şimdi Fenerbahçe özelinde değil, aslında ben şöyle bir İşte Galatasaray'a ve Beşiktaş'a ve Trabzon'a da geçeceğim hemen kısaca. Yani Galatasaray tabii çok işte Romanya piyasasına dönmesi, oradan oyuncular transfer etmesi, yaş ortalamasını takımın düşürmesi, hala bir golcüsü kim? Aslında elinde çok iyi golcüler var ama işte Sayın Başkan'ın onların takımda olmasını istemediğini kendini ileri, yani biraz böyle şeyli bir dönemden geçiyor bu 3 haftaya bakıldığı zaman. Çok tartışmalar var, gelen var, giden var. Futbol Federasyonu ve Disiplin Kurulu ile tahkimle yaşanan süreç var. Yani Galatasaray böyle bir fırtınanın içinden geçerek bence ligde maçlarına başladı. Yani 7 puan kötü bir puan değil. Maça geldiğimizde eksiklerini, tabii, artılarını konuşuruz. Ama Trabzon'da ben mesela yani 9 puan çok iyi. Yeni transferler, orada bir hedef var. Ciddi bir şampiyonluk hedefi var. Bu seslendiriliyor, dinlendiriliyor. Her ne kadar Avrupa'ya veda etseler de tamamen lige döndüler. Beşiktaş geçen sezonun şampiyonu. İyi kadro. Tabii bir alışma dönemi, ısınma dönemi olacak, yeni isimler var. Yani onların da 7 puanına bakıldığı zaman aslında 4 büyük takım. Öyle çok şey tartışılacak, çok çok gözümüze batacak hataların olduğunu söyleyemeyiz. Olur bu 3 maçta bu kadarlık şey ama Trabzon ve Fenerbahçe 9 puan alarak en azından şu araya 4-4'lük girdiler diyebilirim. Şu tabloda sizin için bir sürpriz var mı? Şu tabloyu ben bir kısaca özetlemek isterim. Tabii. Bir kere hani gollü maçlar izliyoruz, o güzel. Yani her maçta 3 gol ortalaması var. Ev sahibi takımlar 4'ü kazanabildi. Giresun sanıldığı kadar kötü değilmiş. Trabzon gibi bir takım karşısında bunu gördük. Trabzonspor erken golle rehavete kapıldı. Roma yorgunluğuyla neredeyse puan kaybedebileceği kadar sıkıntılı bir maç geçirdi. Fenerbahçe gayet diri, şu ana kadarki performansıyla takdir toplayan Mustafa Denizli'nin Altay'ı karşısında ilk yarıda hiç yoktu ama ikinci yarıda ferdi beceriyle kazanmayı bildi. Sivas Göztepe maçı bence çok keyifli maçtı. Her şeyden önce Galatasaray'ın 2-0'dan, Galatasaray gibi bir takımın kendi liginde 2-0 üstünlüğünü kendi şehrinin bir takımıyla oynarken, Kasımpaşa ile oynarken koruyamaması çok dikkat çekiciydi. Evet. Beşiktaş'ın kazanması önemliydi. Bu haftada puan kaybı çok sıkıntılı olurdu. Üstelik bu golün Teixeira'nın ayağından gelmesi, hem de böyle homurdanırken, ya daha hazır değilmiş, erken mi oynatılıyor falan derken harika bir golle Teixeira'dan gelmesi çok çok farklı bir yere götürdü bence bu maçın hikayesini. Hatayspor, bana geçen seneki gücümde değil diyordunuz. Bakın işte görün bakalım o güçte miymişim değil miymişim skorunu elde etti. Çok enteresan, keyifli bir hafta geride kaldı. Ama benim en çok dikkatimi çeken şeyi söylemek, vurgulamak isterim. Haksızlık da etmeyelim, çok eleştiriyoruz. Ama bu hafta benim izlediğim hakemler gerçekten hiç fena değildi yani. Tamam, çok da şımartmayayım. Gerçekten bu hafta... Geçen haftaya göre iyiydi. Hakemlerimiz bu hafta bana ya bunlar bu işi kıvırabilir güveni verdiler. Bakalım ama yani hemen de övmeyelim. Peki. Şimdi o zaman detaylara geçelim isterseniz yavaştan. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe
Altay'ı mağlup etmeyi başardı değerli izleyenler. Mücadelenin özetini gelin birlikte izleyelim. Ardından Vitor Pereira'nın açıklamalarına bakalım. Sonra değerlendirmelerimize başlayalım.